Evet efendim, günaydınlar. Bugün bir vlog izleyeceksiniz. Yarı inceleme, yarı vlog olacak. Daha doğrusu yarı kutu açılımı, yarı vlog olacak. Çok fazla vlog isteyen vardı ama ikisini mixleyip bu kanala atayım dedim. Başlıktan gördüğünüzü söyleyeyim. Bugün PlayStation 5 almaya gidiyorum Gürcistan'a. Biliyorsunuz orada elektronik fiyatları Türkiye'ye göre bayağı uygun. Oradan alıp dönüp yaptığım tatili bedavaya getirme hedefim var. Bakalım gerçekleştirebileceğiz mi? Bu arada bu vlogu iPhone 14 Pro Max ile çekeceğim. Diğer kamerayı taşımak falan bayağı sıkıntılı oluyor benim için. Çantamı hazırladım. Birazdan çıkacağım havalimanına. 3 arkadaş gidiyoruz. Hem daha öncesinde Gürcistan'a hiç gitmemiştim. Orayı da merak ediyorum. Batum'a değil Tiflis'e gideceğiz. Çok uyguna uçak bileti buldum. Tüm hesaplamayı videonun sonunda yapacağım zaten. Burada bir PlayStation 5 var. Bunu Dubai'den almıştım. Henüz açmadım. Bu dijital versiyon. Gürcistan'da ise optik sürücülü yani CD'li versiyonunu alacağım. İşte kol alırım. Bulursam birkaç aksesuar alırım ucuza. Şimdi çocuklara veda zamanı çünkü 3 gün kadar kalacağım. 3 gün yokum. Oh! Bak bak bak. Bu yeni kısırlaştırdık bunu. Oh! Oh! Her yerim tüy. Bu da diğer koca bebek. Bunun da tüylerini daha yeni kestirdik. Çok uzun tüyleri. Yazın bunalıyor diye. Şşşt! Hocam ne oluyor hocam? Lan dur. Bırakın. Oh çocuğuma. Oh! Hiç sevmiyor kucak. Neyse hadi çıkalım. Evet, şu an Tiflis'e geldik. Şu an sabah saat 5. Arkadan sesleri duyuyorsunuzdur. Acayip hızlı bir hayat var sanırım burada. Değil mi Hacı abi? Çok doğru abi. Çok acayip ama abi. İnsanlar böyle çok mafyatik gözüküyor. Herkes mafya babası gibi böyle çok tehlikeli hissediyoruz kendimizi. Çok acayip bir yer. İnsanların bakışları, duruşları, hareketleri falan çok acayip. Bakalım bir kaza bela gelmeden başımıza PlayStation'ımızı alıp döneceğiz inşallah. Şöyle etrafı da çekeyim. Daha yeni geldik zaten. Yemek yedik şimdi kalacağımız otele gidiyoruz. 3 arkadaş geldik. Değişik memleket. Abi bu arada dünyanın en korkunç yerinde kalıyoruz ya. Evi de göstereceğim birazdan. Yani bu ne abi? Bak asansöre bak Allah kahretsin. Bak. Tam bir korku filmi. Geçemiyorum ya. Bir de burada katlar sıfırdan başlamıyor, birden başlıyor. Çok kötü her şey abi. Her şey içi restoreli, dışı çok kötü. Mahalle de tam böyle. Ben böyle bu tarz yerlerde kalmayı seviyorum genelde. Ukrayna'ya falan geldiğimde de böyle yerler tercih ediyorum. En az bayağı 70 yıllık falan vardır bu bina herhalde. Ama evin içi çok güzel. Onu göstereceğim dediğim gibi. Yani çok alakasız. Kötü bir şey bekliyor insan girdiğinde ama ev muhteşem. Loft bir daire. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz, kahvaltı edeceğiz. Sonra gezmeye devam. Biraz kendime de çekeyim. Görün halimi. Felaket yağmur yağdı sabah böyle. Soğuk burası Türkiye'ye göre. Baya çatır çatır şey döküldü. Ne? Dolu yağdı. Konuşamıyorum da. Kusura bakmayın afyonum patlamadı. Şimdi daha önce çıkabildik. Saat kaç? 4 olmuş ya. Akşamüstü 4. Daha yeni kahvaltı edeceğiz. Güzel, düzenli yaşam. Evet, şimdi kaldığımız evi gezdireceğim size. Gördüğünüz manzaralarla hiç alakası olmayacak. Yani apartmanın içinden ve dışından bahsediyorum. Şöyle başlayalım. Dış kapı burada. Girdiğinizde böyle yeni yapılmış, gayet tatlı, şirin bir tezgah karşılıyor. Elektrikli ocağı falan var. Parkeler çok eski ama çok şık duruyor. Biraz gıcırdıyor sadece. Böyle dörtlü bir masa var. Üçlü kanepe var. Balık sırtı parke şeklinde bir sehpa var. Adı aklıma gelmedi. İşte televizyon, tekli koltuklar. Şöyle ilerlediğinizde bir banyo var. Şunu da ev sahibi bırakmış. Dünyanın en çirkin fön makinesi ya. Tuvalet, duşakabin ve benim kaldığım odaya giriyoruz. Bunun altında yastık var vardı böyle değişik gözüküyor ama. Böyle yattığım oda burası. Güzel bu arada yattığında böyle şurada şöyle bir pencere var. Geniş açıyı alayım ya çekemem. Böyle de eğimli. Güzel benim hoşuma gitti. Loft bir daire. Devam ediyoruz. Böyle merdivenler var. Buradan çıktığınızda evi üstten görebiliyorsunuz. Burada bir oda daha var. Bak burası biraz güzel. Şöyle bir gökyüzü penceresi mi diyeyim? Çok güzel bir pencere var.
gökyüzünü izleyebiliyorsun yatarken. Burada yatak var. Arkadaşım kaldı burada. İşte askısı vesaire. Devam ediyorum. İşte burada çamaşırlık. Burada bir koltuk. Anlamsız bir koltuk. Burada bir yatak daha var. Koltuktan bozma. Diğer arkadaşımız da burada kaldı. Bir bebek yatağı koymuşlar buraya. Ev genel olarak böyle. Şunu da söyleyeyim. Bayağı ucuza tuttuk biz. Geceliği 1500 TL. Buranın işte 3 kişi bölüştük. Kelle başı 500 lira gibi bir para ödedik ama evde başka hiçbir şey yok yani. Ne bir kahve bırakmış, ne yeterli tuvalet kağıdı var falan. Çok memnun kalmadık ama ev güzeldi. Konumu da çok güzel bu arada. Yani bir şekilde dekor yapmışlar, yakışmıştı. Şurada bir tuvalet daha var. İşte böyle. Burada duşu var, bir tuvalet daha. Yani öyle muhteşem olmasa da fiyatına göre bence başarılı. Türkiye'de bu büyüklükte bu kadar kişinin kalabileceği bir evi merkezi bir yerde bu fiyata mümkün değil bulamazsın ki Gürcistan artık Türkiye'den daha pahalı bir memleket olmuş dövizden dolayı. Yapacak bir şey yok. Evet şu an Tiflis gecelerindeyiz. Bak bak hareketlere bak. Şu an birkaç bin kişiye rezil oldum büyük ihtimalle. Birkaç bin. Bilmiyorum. 100 bin izlenir mi acaba? İzlenir. Küfredersem yayınlamamak zorunda kalırsın değil mi? Yoo. Tamam biplendi şu an yani. Hayır oğlum orası orası mı? Aa orası orası. Ya şu an... Şu an aydınlanma yaşıyor arkadaş. Evet abi. Şu an bir de Oğulcan var önümüzde. O evin kısa yolunu buldu. Biz hep dolaşıyormuşuz. Bu arada arkadaşlar kumar oynadı ve kazandılar. Kaybedemeyeceğiz. Ben oynamadım abi. Evet şimdi Tiflis'in en ünlü elektronik marketi Zoomer var. Oraya geldik. Bakalım fiyatlar nasıl? Yani genel olarak telefon fiyatlarına falan da bakacağım. Hepsini göstereceğim size. Takribi zaten çıkarırsınız kafa olarak. Kuru da söyleyeceğim. Artık ne zaman izliyorsunuz videoyu kura göre çarparsınız. Çünkü her hafta değişiyor. Oo Apple gibi. Evet 14 Pro Max 5400'leri 1TB'lık. 128'lik MacBook isteyenler de 3500 lira diyelim. Burada başka, burada Pro'su var. Ama bu 512 GB, 128'lik gördünüz mü? Heh. Büyük sevmiyorum diyenler için de Pro versiyonu 3299 lira. Burada da eSIM'lisi var. O 100 lira daha ucuz. Burada hem eSIM'li seçenek var hem normal seçenekler var. Şimdi de PlayStation reyonuna geldim. 50 lira indirim varmış. CD'li versiyon tek kollu 1449 lira. Dijital versiyonda 100 lira daha aşağı 1349 lira. Burada oyunlar var. İşte 159, 149 mesela FIFA 23.99 liraymış. Türkiye'den yine daha ucuza geliyor. Genel olarak böyle. Kollara bakalım. Burada da DualSense'lar var. 179 her biri. Bir de burada alengirli olanı var. DualSense Edge. O da 699'aymış. Fiyatlar bu şekilde. Sanırım ben normal CD'li versiyon alacağım. Şimdi bir tane bu şarj istasyonundan aldım kollar için. Bir tane de kol aldım. Rengi çok güzel, mor renk. Bunu tercih ettim. Bir de işte normal versiyonunu aldık. Tüm hesabı söyleyeceğim birazdan. Şimdi havalimanındayız. Tekstil adımızı aldık. Otelde 197 lira aldım geri. O da 75 dolar falan yapıyor. Dolar olarak geri aldım. Böyle paketlerden oluşturucuydu. Artık alışverişimiz bitti. Karlı bir alışveriş oldu. En son döndüğümüzde zaten ofiste ne kadara geldi, yolculuğu ne kadara yaptım, ne kadara konakladım hepsini anlatacağım. Artık siz kararlaştırın. Türkiye'den mi almak daha mantıklı, buraya gelip mi almak daha mantıklı. Ufak bir kutu açılımı da yapacağım. Bu arada... Yok bu değil. Yarım saat falan rötar yedik en az. Bilmiyorum ne kadar sürecek. Acayip uykumuz var. Saat burada gece 4. Sabah karşı orada olacağım falan. Bilmiyorum. Evet selamlar. Tatilimiz bitti. PlayStation'ımızı aldık. Zaten videodan gördüğünüz yanında bir kol aldım. Bir de kolları şarj etmek için şarj standı satın aldım. Gel bakalım. Hop. Bunu da böyle ben istemedim bu arada. Böyle paketliği verdi. Yani kutuya koysa da olurdu ama şöyle tax etiketleri falan yapıştırdı gümrükte problem olmasın diye. Gümrükte kontrol bile etmediler. Zaten kontrol etseler de sıkıntı yok. Yani bunu almak, getirmek sizin hakkınız. Tabii bir tane olduğu sürece. 2-3 tane alırsanız el koyuyorlar. Şahit oldum. Hatta Abu Dhabi'den dönüşte 2 kişi 3 tane PlayStation getirmiş. Gümrük sıkıntı çıkartmıştı. Bir yere yollamıştı onları hatırlıyorum. O yüzden getirirken kişi başı bir taneden fazla getirmeyin. Şimdi Gürcistan seyahatiyle birlikte totalde ne kadara geliyor? Türkiye fiyatları neler aldıklarımın onların hepsini komple bir hesaplayacağım, karşılaştıracağım. Ama videonun sonunda... Öncesinde şube bir şey açalım. Evet önce kolumuz çıktı. Şarj standımız. Ve asıl canavarımız çıkıyor. Şunu belirteyim.
Gerçekten çok ağır. İşte alıp havalimanına götürmek, havalimanından uçağa taşımak falan biraz zor oluyor, onu söyleyeyim. Kabin bagajda bir uçuş yapıyorsanız, yani normal bagaj verme hakkınız yoksa bile el bagajınızın yanında sokmanıza laf etmiyorlar. Ben birçok kez yaptım yani, hiç sıkıntı olmuyor. Çok böyle gözlerini sokmamaya çalışın sadece. Ha bu arada Türk firmalar için söylüyorum bunu, yabancılarda sıkıntı çıkarabilirler. Evet, öncelikle koldan başlayalım. Bu arada bu paketleri açtılar. Gürcistan'da olaylar biraz değişik dönüyor. Garanti verebilmeleri için açıp kontrol ediyorlar cihazları siz satın aldıktan sonra. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye, bana çok acayip geldi. Evet. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Hiç PlayStation 5 oynamadım ben. Yani denk gelmedi. Zaten yoğunluktan dolayı oyun oynamıyorum aslında. Evet. DualSense 5'imiz de burada. Normalde içinden beyaz rengi çıkıyor. Ben farklılık olsun diye mor rengini aldım. İçeride mavisi de duruyor. Onu da Abu Dhabi'den dijital versiyonunu aldığımda almıştım. Onlar kapalı, hiç açmadım. Evet, çok bir değişiklik yok. R1, R2, L1, L2 tuşları burada. Bir önceki seriye göre şarj girişi tip C olmuş. 4'lerde micro USB'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte yön tuşları, kare, X, yuvarlak, üçgen tuşları. Joystickler. Burada bir hoparlör var. Kulaklık girişi ve şarj entegreleri bulunuyor. Burada da bir fiziksel buton daha var. Gerçekten hiç bilmiyorum ha. Bu arada inceleme videosu değil bu. Öylesine gösteriyorum. İnceleme videosu sonra gelecek. Hem dijital versiyonu hem de CD'li versiyonu aynı anda inceleyeceğim. Böyle genel bir kutu açılımı dediğim gibi. Şimdi de şarj istasyonuna geçelim. Bu benim gibi üşengeç adamlar için kesinlikle şart bir şey. Çünkü ben onun kablosunu takacağım vesaire, şarj edeceğim, biliyorum etmeyeceğimi. Hiç değilse bu derli toplu durmasını sağlıyor. Hem de kabloyla uğraşmıyorsunuz. Ya kutuları hep kontrol ederken yırtarak açtılar ve gözümün önünde yaptı bunu. Açamadı abi, cart diye yırttı, hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Sinir oldum biraz. Evet, böyle bir görüntüsü var bu arada. Farklı ülkeden aldığımız için priz uçları bu şekilde. Ama içine çevirici de koydular. Hemen istasyonu da çıkartalım. Görüntü bu şekilde. Bu alt kısmı, bu da üst kısmı. Sony yazısı, detayları falan var. PlayStation logosu var. Şöyle iki tane kolu ard arda koyuyorsunuz ve şarj oluyor. Çok bir esprisi yok. Şimdi gelelim canavara. Hoppa. Yine masayı indireceğim. İşte burada kablolar, kolumuz, kitapçıklar var. Bir kolu açalım. Oğlum beyaz kol da çok güzel ya. Yan yana getireyim. Bu arada orada beyazı yoktu ama Abu Dhabi'de vardı. Bilerek farklı renkler almamın sebebi bende bir tik var. Ben aynı kolla oynamam gerekiyor. O yüzden böyle kolları karıştırmamak için kendi kullanacağımı renkli aldım. Artık misafirlere de bunu vereceğim. Ha, istasyonu şimdi gösterebilirim. Şöyle duruyor. Hop. Tekrar yükseltiyorum. Tada. Oğlum bunun daha hafif yapamıyor musun? Çok ağır ya. Evet, köşede PlayStation logomuz. Burada girişlerimiz. Güç girişi, HDMI 2.1 girişi, RJ45 Ethernet portu, 2 tane de USB'miz var. Buradan dilerseniz kolları şarj edebilirsiniz. Dilerseniz klavye mouse bağlayabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Diğer tarafı çevirdiğimizde açma kapama butonu, disk çıkarma butonu, Type-C, bir tane de USB portu var. Şimdi bu makinenin tasarımı güzel. Allah var. Hele önceki modellere göre çok daha beğendim, böyle bir kıvrımlı falan. Güzel olmuş. Dijital versiyonda neredeyse birebir aynı. Sadece şu disk tarafı yok. Biraz daha ince. Bir de CD çıkartma butonu yok. Onu da zaten inceleme videosunda görürsünüz. Şimdi gelelim asıl yere. Gürcistan'a gittim geldim. Orada 3 gün kaldım. Yemek yedim, dolaştım. PlayStation alıp geri döndüm. Şimdi ben Türkiye fiyatına göre artıda mıyım, ekside miyim onu kıyaslayacağız. Şimdi ben yazarken yan tarafta çıkacak internetteki en uygun fiyatlı modeli, tek kollu modellerden bahsediyorum ve CD'li versiyondan, 15.900 TL. Artı bir de kol satın aldım. Kol en ucuz 2250 TL. Fakat mor rengini aldım ben. Mor rengi de Türkiye'de en ucuz 3000 TL'ye bulunuyor. Fiyatlara AKAKÇE'den baktım bu arada. Şarj standı da en ucuz 1400 TL. Onu da ekleyelim. 20.300 TL. Bunu akılda tuttuk. Gidiş dönüş uçak biletini biz kişi başı 2212 liraya almışız. Ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'den Tiflis'e direkt uçuş. Uygun bir biletti bu arada. Normalde biraz daha pahalı oluyor ama güzel araştırırsanız bulabilirsiniz. İstanbul'dan daha da ucuza uçuşlar oluyor. Artı 150 lira çıkış harç pulu. Bu arada Gürcistan'a kimlikle girebiliyorsunuz. Pasaportunuz olmasına gerek yok. Türk vatandaşıysanız yeni kimlik kartlarınızla giriş yapabiliyorsunuz. 150 lira yurt dışı çıkış harç pulu. Kaldığımız eve 3 kişi kaldık. Daha uygun fiyatlı evler de vardı bu arada. Biz güzel de olsun istedik. Kaldığımız yer biraz bina olarak kötüydü ama evi beğendik. 1651 lira ödedik. Kişi başı. Söylediğim gibi daha ucuza var. Yani böyle 800 liraya falan kapatabilirsiniz 3 günün konaklamasını kişi başı. Yemek ortalama 150 liraya yemek yiyebiliyorsunuz. Biz günde 2 öğün falan yedik. 200 lira diyorum buna da. 200
400-1200 lira. Taksi inanılmaz ucuz. 3 kişi kullanınca daha da ucuz. Kişi başı da 350 lira taksiye para verdik ama her yere taksiyle gittik. Başka ne var? Yani geri kalanı size kalmış. Çok bir para harcamadık biz yemek ve taksinin dışında. Hani o hediyelik almalar falan kişiye özel olur. Şimdi PlayStation'ın parasına geçelim. 5563 lira yaptı. Bunu da akılda tuttuk. Totalde hepsine 1727 lira ödedim. Eksi 197'sini geri aldım. 1530 lira. Lari de ben satın aldığımda 9,09'du. Çarpı 9,09. 13.907 TL'ye gelmiş bana tüm bu aldıklarım. Yani şöyle bir hesap yapın. Yani bu hepsini satın aldığınızda 6500 lira falan daha ucuza geliyor. Bu arada oyunlar da daha ucuz. Oyun da alabilirdim ve bu makası biraz daha açabilirdim. FIFA 23 900 lira civarında falandı. Türkiye'de de en ucuz 1300 lira civarında. Neyse 13.907 liranın üstüne masraflarımı ekliyorum. 5563 TL. 20.300'den 19.470'de 19.500 diyorum. Çıkarttığımda 800 TL cebinize kalıyor ve bir ülke gezmiş oluyorsunuz. Yani bir şehri gezmiş oluyorsunuz diyeyim. 3 günlük ufak bir tatil. Yani şunu da hesaba katın. Türkiye'de olsanız da yemenize içmenize bir para harcayacaksınız. Yani ben normal gündelik yaşantınızdaki yaptığınız aktivitelerin fiyatını da düştüm orada. Yani Türkiye'de 3 gün içinde yiyeceğiniz para da takribi 500 lira olsa onu da üstüne koymanız lazım. Yani bence mükemmel alışveriş. Bu bahsettiğim arada kalan işte 800 lirayla da kahve, çay, çorba ne istiyorsanız içersiniz. Aynı paraya denk getirip bir de tatil yapmış oluyorsunuz. Bu arada garantisini soranlar olacaktır. Onu da cevaplayayım. Her ürünün farklı farklı garanti süreleri var. İşte PlayStation'ın yanlış hatırlamıyorsam 2 yıldı. Oyun kolunun 6 ay. Stand'ın 1 yıl. Böyle ayırmışlar farklı farklı. Türkiye'de geçerliliği yok ama Batum'a veya Tiflis'e götürürseniz orada garantileri geçerli. Türkiye'dekilerin de bu arada bu baktıklarım hep ithalatçı garantili olanlar. Yani bir tane elektronik marketi bunun üzerine şirketi olan biri yurt dışından getirmiş. Perakende olarak satıyor. Garantisi benim abi diyor. Yani ithalatçı garantili demek iyi bir şey değil zaten. Hani güvenilir bir garanti değil. Sony Türkiye garantili aldığınızdaysa bu ürünlerin fiyatların uçtuğunu göreceksiniz. Hani fiyat 20.300 lira diye hesapladık ama 25-26'lara kadar çıkar. Yani buradaki garanti var kafasına da çok girmeyin. Çok iyi garantiler değil onlar. Adam olmuyor diyor, yolluyor. Yapacak bir şeyin kalmıyor. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnceleme videosu için takipte kalmayı unutmayın. Yanında iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.